merkezinin en uzun mesafesi, bir ucundan bir ucuna yürüme mesafesi yaklaşık 1 kilometre, 1100 metre civarında bir şey. Yani burada kişi inecek, kent merkezine gelecek olsa yürüyeceği mesafe 300-400 metre. Yayalaştırma. Yani biz bu konuda bir yarışma yapılarak, yarışma düzenlenerek oranın yayalaştırılma politikası geliştirilmesini istiyoruz, talep ediyoruz. Bu dolmuşçuları, dolmuşları kullanan, otobüsü kullanan, diğer araçları kullanan kişiler için de rahat edecek. Sebep ne? Bütün trafik geliyor Huni gibi geniş caddelerden geliyor. Oradaki eski postanenin, büyük postanenin oradaki daracık sokakta birleşiyor. Yani burada gürültü dersin, hava kirliliği dersin, her türlü olumsuzluk var. Bir de oradaki kişiler stres altında. Oradan geçerken stres yaşıyorlar. Ve birçok kavga çıkıyor bunun yüzünden de. Yani sizler de duyuyorsunuz. Onun için ve en çok dikkatimi çeken eski Adana fotoğraflarını korkunç yayılım olmaya başladı, beğenmeye başladı. Demek ki yeni Adana'dan memnun değiller. Eskiye özlem duyuyorlar. Halbuki hiçbir zaman teknolojinin gelişmesiyle eskiye çok özlem duyulmaz ama öyle bir şey ki yaşanmayacak bir duruma getirdikleri için kentimizi eskiye özlem, daha rahat, daha mutluyduk diyorlar. Yani biz onun için halkın daha rahat edeceği bir yapılaşma, bir düzenleme istiyoruz. Hazırlanıyor olarak biliyoruz. Onunla ilgili hazırlanıyor olarak biliyoruz. Bir şeyler var yani. Yani size başvuru var. Bize var. Yani master planı hazırlanıyor. Yani geçmesi diye bir talep geldi. Tamam. Ama ona gelene kadar yapacak o kadar çok şey var ki yani son bu kent merkezi 20 yıldan beri tartışılıyor. Yani bunun içerisine her doğmuşun söylediği gibi Ahmet'in her doğmuş güzergahının o kentin içinden böyle geçerek öteki tarafa geçmesi, bu taraftan gelenin bu tarafa geçmesi diye bir kural yok ki. Böyle bir şey, böyle bir ulaşım planı yok. Yani buraya bir yaşlı bir teyzemiz torunuyla küçük saatten bir alışverişe gittiğinde inanın oturacak bir tek bank yok. Yani yürüyecek bir tek kaldırımı yok. Bırakın kent merkezinde işte bu mahallede arabayı koyacak yeriniz yok, yürüyecek yolunuz yok. Yani böyle bir kent planlaması düşünülebilir mi? Yani bu paralarını alıyorlar sen. Tabii ki alıyorlar. Tabii ki alıyorlar. Üstelik de çekme mesafesini içine park ettiriyor, ondan da para alıyor. Yani bu sokaklardaki para toplanması yasal mı? Yasal olmadığı defalarca ispat edildi. Mahkemelerden dönüldü. Hala daha yol çiziyorlar. Otoparklara benim çekme mesafemin içine park ettiriyor ve benim arsamdan para kazanıyor belediye. Böyle bir planlama olur mu? Bununla ilgili defalarca çalışma öneriyoruz. Yapalım. Aslında var. Çünkü bakın bu konu yalnızca bu yönetim zamanında değil, önceki yönetim zamanında da yapıldı. Bir önceki dönem zamanında da yapıldı. Bunu devam ettim. Ya kent merkezinin içerisinde bu araçlar girmiş ama her zaman bu memlekette menfaat grupları galip çıkıyor.